Canlarım selam. TYT Matematik Full Tekrar kampımızın 29. gününün birinci videosuna hoş geldiniz. Son konudayız arkadaşlar. TYT Full Tekrar'ı noktalıyoruz. Neyle noktalıyoruz? Fonksiyonlarla noktalıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. AYT Matematik Full Tekrar'da arkadaşlar fonksiyonları konuşacağız yine. Orada fonksiyon uygulamalarını yani fonksiyonlardaki ötelemeleri, dönüşümleri, simetrileri, yansımaları vesaire konuşacağız. Fonksiyon grafiklerini konuşacağız. Burada TYT'de karşımıza çıkacak müfredatı 10. sınıfı kapsayan TYT fonksiyonları konuşuyor olacağız. 2 gün ve 4 video video sürecek arkadaşlar. Geniş geniş yaydım böyle. İlk videoda yani 29. günün birinci videosunda yani içinde bulunduğumuz şu anda izlediğiniz videoda sizlere fonksiyonların konu özetini yapacağım. Yani fonksiyonlarla ilgili hatırlamanız gereken şeyleri, fonksiyon türlerini, bir fon bir bağlantının fonksiyon olma şartlarını vesaire bunlardan bahsedeceğim. Bileşke fonksiyonun kurallarından, ters fonksiyonun kurallarından bahsedeceğim ve arkadaşlar ikinci video itibariyle 2 3 4. videoların tamamında soru çözümü yapacağız ve 30. günün ikinci videosuyla beraber kampımızı noktalayar olacağız. Noktalıyor <laughs> olacağız. Full tekrar video ders kitabımızdan ilerliyoruz. Sayfa 172'yi açıyorsunuz. 172. Bugün 172, 173 ve 174. İlk videoda bunları yapacağım. İkinci videoda da 175. sayfadan itibaren soru çözümüne geçeceğim. Hazırsanız hocam tamam ya bunu da halledeceğiz. Artık son düzlük F fonksiyonları da TET fonksiyonları da güzel bir şekilde halledip güçlü başladığımız kampı güçlü bitireceğiz ve AYT full tekrara iyi hazırlanmış olacağız diyorsanız kampımız Der, kamp ne kampı lan? Dersimiz başlıyor. Şimdi canlarım. Evet. Hemen fonksiyon olma şartıyla bir bağıntı ne zaman fonksiyon olur? Bununla başlayalım. Şimdi diyor ki A ve B boş olmayan iki tane küme olsun. Olsun. A kümesinin her elemanı B kümesinin yalnız bir elemanıyla eşleyen bağıntıya A'dan B'ye tanımlı fonksiyon adı verilir arkadaşlar. Şimdi bunu güzel bir şekilde açalım. Şimdi fonksiyon olması için bir bağıntının 2 tane küme almalıyız. A kümesi ve b kümesi, A kümesinden b kümesine bir bağıntı tanımlamalıyız. A kümesinin elemanları var, boş olmayacak Bu arada kümeler. A kümesinin bir elemanı var, B kümesinin bir elemanı var, A kümesinden b kümesine elemanlar gönderiyor. Burada şartlar şu. 1. A kümesinden b kümesine, a kümesindeki her elemanı b kümesine götürecek şekilde bir bağıntı sağlamalıyız. Yani A başlangıç kümesi olsun. B varış kümesi olsun. Başlangıç kümesindeki her bir arkadaşımız varışa mutlaka gidecek. Ben başlangıçtan varışa gitmiyorum kaldım burada diye bir eleman olmayacak. 2. Başlangıç kümesindeki herhangi bir tane eleman varış kümesindeki iki tane elemana birden gitmeyecek. Bir eleman hep bir elemanla eşlenecek O zaman bu bağıntıya fonksiyon adını veriyoruz. Peki A'dan B'ye bakın tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi. Bakın arkadaşlar A varış kümesi dediğim şey aslında tanım kümesidir. Varış kümesi dediğim şey tanım kümesi. Yani A kümesi. A kümesi eşittir. 1, 2, 3 bizim varış. Yani şey varış diyorum ya. Başlangıç, kalkış diyelim buna. Kalkış kümemiz. Kalkış. Şimdi varış kümemize bakalım. Varış kümemizde B kümesi farkındaysanız. Varış kümesi. Yani B eşittir. 1, 2, 3 ve 4. Daha önceden A'dan kalkmayan ama B'ye varmış olan elemanlar olabilir arkadaşlar. Bakın 4. A'dan gitmemiş ama B'de duruyor. Durabilir. Bunda bir problem yok. Sadece A'dan kalkanların B'ye vardığı kümeye görüntü kümesini adı veriyoruz. Şu görüntü kümesini de C ile gösterirsem. C kümesi. 1, 2, 3. Bu C kümesinin B kümesinden farkı. C kümesinde sadece A'dan gelenler eşlenmiş olanlar var. Ama A'dan gelmeyip de orada duran 4 gibi bir eleman da var. O değer kümesinin bir elemanıdır. Ama görüntü kümesi dediğimiz zaman tanım kümesinden gelen elemanlarla eşlenen elemanlar adını veririz görüntü kümesine. Tamam mı canlarım? Şimdi bir dikkat notumuz var. A'dan B'ye bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için uzun uzun yazalım. 1 TK'da ne demek TK? Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Bu çok önemli. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Eğer bir bağıntı fonksiyon olacaksa. 2. TK'daki yani tanım kümesindeki bir eleman, virgül DK'daki yani değer kümesindeki birden fazla elemana birden fazla elemana aynı anda gidemez aynı anda gidemez tamam mı arkadaşlar Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Her eleman mutlaka eşlenmiş olacak. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki birden fazla elemana aynı anda gidemez. Bir eleman iki elemana birden gidemez. Bir eleman üç elemana birden gidemez. Bir eleman beş elemana birden gidemez. Şimdi bir dikkat notumuz daha var. Burada da çok sık karıştırdığınız, sanki fonksiyon olma, bağıntının fonksiyon olma şartını bozduğunu zannettiğiniz ama aslında bozmayan iki tane madde. Bir, DK'da yani değer kümesinde boşta eleman kalabilir kalabilir yani o varış kümesi var ya o varış kümesinde boşta eleman durabilir arkadaşlar. TK'da yani tanım kümesinde boşta eleman kalamaz. İki de, e, TK'daki TK'daki yani tanım kümesindeki birden fazla eleman eleman DK'da bir elemana elemana aynı anda gidebilir. Aynı anda gidebilir. Yani şundan bahsediyorum arkadaşlar. Evet. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki birden fazla elemana gidemez. Ama tanım kümesindeki birden fazla eleman Değer kümesindeki bir elemana birden gidebilir. Yani 1 aynı anda hem ikiye hem 3'e gidemez. Bu fonksiyon olma şartını bozan bir şeydir. Ama 1 ile 2 aynı anda 3'e gidebilir. Bu fonksiyon olma şartını bozmaz. <laughs> tamam mı? Bunlar da sık karıştırdığınız şeyler. Şimdi öz özellik. A'da S A eşittir M. Ne demek bu? A kümesinin eleman sayısı M. S B eşittir N. Ne demek bu? B kümesinin eleman sayısı N. O zaman A'dan B'ye arkadaşlar kaç tane fonksiyon tanımlanır? N üzeri m tane fonksiyon tanımlanıyor. Nedenini de anlatayım size hemen. Bakın e, permütasyon sayma, kombinasyon biliyorsunuz artık. A, B kümeleri aldım. Burada 1, 2, 3 eleman, burada A, B, C, D elemanları olsun. Kaç tane fonksiyon tanımladı? Şimdi fonksiyon olabilmesi için A'daki bütün elemanları B'ye götürmemiz lazım. E, birin gidebileceği kaç tane yer var? 4 tane yer var. Çarpı 2'nin gidebileceği kaç yer var? 4 tane eleman var çarpı. 3'ün gidebileceği kaç yer var? 4 tane eleman var çarpı 4. Yani 4 üzeri 3. Bak 4 neyin kimin elemanı? Değer kümesinin elemanı. 3 kimin elemanı? Tanım kümesinin elemanı. Yani bir A'dan B'ye tanımlı fonksiyon adedini, toplam fonksiyon adedini bulabilmek için değer kümesinin eleman sayısı üzeri tanım kümesinin eleman sayısı yapıyorsunuz. İspatı da burada arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir elemanın görüntüsü. Mesela A elemanı 2'ye gittiği için biz bunu f fonksiyonu olduğundan dolayı f eşittir 2. Yani f fonksiyonu a elemanının f fonksiyonu altındaki görüntüsü 2 anlamına gelir. Bakın fonksiyon bir çalıştırıcıdır. Bir makinedir. Fonksiyonun yaptığı iş bir yerden elemanları alıp belli bir kurala göre başka bir yere götürmektedir. Burada belli bir kural söz konusu ama tabii ki biz burada a, c, e'nin tanım olarak ne olduğunu bilmediğimiz için bu kuralı göremiyoruz. Ama mesela 1, 2'ye 2, 3'e 3, 4'e ve sadece bu kümelerden oluşan bir fonksiyon. A'dan B'ye. İşte mesela bu F fonksiyonunun kuralını daha net görebiliriz. Çünkü sayısal veriler veriyorum size. Nedir kural? Hep bir fazlasına götürüyor içindekini. Yani F fonksiyonunun içerisine ne yazarsanız, bu içine ne yazarsanız onu sonuç olarak bir fazlasına götürüyor. Demek ki bunun içine bilinmeyen olarak X yazdığınız zaman bunu bir fazlası olan X artı 1'e götürecek. İşte fonksiyonun kuralı bu. Bu fonksiyonun kuralı. Fonksiyon böyle çalışıyor. Ne yapıyor çalışırken? Elemanları alıyor bir fazlalarına götürüyor gibi. Tamam mı? Bu da A'yı 2'ye götürüyor. C'yi 4'e götürüyor. O zaman F, C eşittir 4 demeliyiz. E'yi 2'ye götürüyor. 3'e götürüyor. O zaman F, e eşittir 3 demeliyiz. O halde arkadaşlar F fonksiyonu şöyle yazılabilir bakın. Süslü parantez yani küme işareti altında sıralı ikiller halinde. Birinci bileşen. Tanım kümesinden ikinci bileşen değer kümesinden virgül birinci bileşen tanım kümesinden ikinci bileşen değer kümesinden birinci bileşen tanım kümesinden ikinci bileşen değer kümesinden biz bundan şunu anlarız. A2'ye gitmiş F2 C4'e gitmiş F4 E3'e gitmiş F3 şeklinde anlayabiliriz arkadaşlar tamam mı? Şimdi fonksiyon türlerine geçiyorum. Biri bir fonksiyon. Bir fonksiyonu tanım kümesindeki tüm elemanlar için farklı elemanların görüntüleri de farklıysa bu fonksiyona birebir fonksiyon denir. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Birebir fonksiyon. Eskiden biliyorsanız benden dinlemişseniz anlamışsınızdır, hatırlamışsınızdır da. İlk defa görüyorsanız bu tanım size bir şey ifade etmemiştir. Ben size söyleyeyim şimdi. Çok daha böyle bu e, kaba bir tanımını yapayım. Hani diyorduk ya arkadaşlar. Tanım kümesindeki bir eleman değer kümesindeki birden fazla elemana aynı anda gidemez ama tanım kümesindeki birden fazla eleman değer kümesindeki tek bir elemana birden gidebilir diyorduk ya. Yani mesela 1 B'ye, 2 B'ye, 3 A'ya. Bu bir fonksiyondur. Bunda bir beyisi yok. Sadece şu bir fonksiyon değildir. 1 B'ye giderken bir aynı zamanda da A'ya gidiyorsa fonksiyon değildir. Ama bir A'ya, iki de A'ya, üç de B'ye de gidebilir mesela. Yani iki eleman aynı anda bir elemana birden ya da üç eleman aynı anda bir elemana birden gidebilir. İşte birebirlik diyor diyor ki o da olmaz. Birincisi zaten olmaz. Yani fonksiyon olma şartı çünkü birebir fonksiyon diyor. En başta fonksiyon olacak oğlum. Fonksiyon olacak. Ama o ikinci şart var ya, birden çok eleman bir elemana birden gidebilir. İşte birebirlik onu da istemiyor. Her elemanın görüntüsü farklı olsun diyor. Aynı iki elemanın iki tane elemanın aynı görüntüsü olmasın diyor. O zaman arkadaşlar birebir fonksiyonlarda biri A'ya götürüyorsanız artık 2'yi A'ya götüremezsiniz. Ya B'ye ya C'ye götürmeniz lazım. 2'yi C'ye götürdükten sonra 3'ü artık hem A'ya götüremezsiniz hem de B'ye götüremezsiniz. O zaman 3'ü de şey hem A'ya hem C'ye götüremezsiniz. O zaman B'ye götürmeniz gerekir. Şu anda birebir bir fonksiyon yazdım arkadaşlar. Bu fonksiyon birebir. Şimdi birebir olmayan bir fonksiyon yazayım. A'yı 1'e götürelim. <laughs> B'yi 1'e götürelim. C'yi de 4'e götürelim. Bu fonksiyon birebir değildir. Niye? Çünkü A ile B aynı anda 1'e gitmiş. Bak bu bir fonksiyondur. Bu bir fonksiyondur. G bir fonksiyondur. Sadece birebir fonksiyon değildir. Tamam mı? Birebir değil. Birebir de değil. Birebirliği anladınız değil mi? Pek. Şimdi geldim içine örten fonksiyona. Değer kümesinde açıkta eleman kalmayan fonksiyonlara örten fonksiyon diyoruz. Bakın adı üstünde örten. Örtüyor yani arkadaşlar. Tanım kümesindeki her eleman değer kümesindeki elemanları örtüyor. Eee hocam değer kümesinde açık eleman kalabiliyor muydu? Kalabiliyordu. Tanım kümesinde açık eleman kalmıyordu. Değer kümesinde açık eleman kalabilir. Örten fonksiyonla mesela bir tane örten bir fonksiyon yapalım. 1B'ye gitsin. Bu arada örten olması için birebir olmasına gerek yok ama burada <laughs> eleman sayıları aynı olduğu için bunu birebir yapmadan örten yapamayız. 2A'ya gidiyor. 3 de B'ye gitsin mesela. Bu örtendir. Niye? Çünkü tanım kü değer kümesindeki bütün elemanlar örtünmüş farkındaysınız. Şimdi örten olmayan bir fonksiyon yazayım. A 1'e gitsin. B 2'ye gitsin. C de 2'ye gitsin. Al sana örten olmayan bir fonksiyon. Çünkü tanım kümesinde 2 tane şey değer kümesinde 2 tane açıkta eleman kaldı. Örten olmayan fonksiyonlara da arkadaşlar içine fonksiyon adını veriyoruz. Tamam mı? Bakın az önce de güzel bir not e, yakaladık aslında. Dedim ki size burada tanım kümeleri de, de tanım ile değer kümesine eleman sayıları aynı olduğu için ben şey yapamadım. E, örten yapmak için birebir yapmak zorunda kaldım. Çünkü bakın mesela şöyle yapsam, şöyle yapsam e, bu fonksiyon birebir olmadığı için örten de olmaz. Çünkü c açıkta kalmıyor. c'yi c de kapatabilmesi için 3 eleman olduğu için 3 elemanın 3 elemana gitmesi lazım. Demek ki biz şunu anlıyoruz. f a'dan b'ye fonksiyonun birebir bir örten olması için s a eşittir s b olması gerekiyor. Değil mi? SA eşittir sp olursa yani tanım kümesiyle değer kümesinin eleman sayıları eşit olursa aynı anda hem birebir hem de örten bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Bu da güzel bir şekilde aklınızda bulunsun. Şimdi geldik sabit fonksiyona. Tanım kümesindeki bütün elemanları değer kümesindeki aynı elemanla eşleyen fonksiyonlara biz sabit fonksiyon diyoruz. Ne demek yani? İşte bir tanım kümesi o var burada. Bir tane de burada değer kümesi var. İşte buradaki eleman A, B, C, D elemanı. Buradaki eleman da 1, 2, 3, 4 elemanı. Bak A, i, B, 2'ye, B, 2'ye, C, 2'ye, D, 2'ye. Yani bütün elemanlar tanım kümesindeki bütün elemanlar değer kü kümesindeki aynı elemana gidiyorsa bu fonksiyona biz sabit fonksiyon diyoruz. Sabit fonksiyonlar fx eşittir c. Buradaki c bir e e reel sayı. c eleman r şeklinde gösterilir. Yani fx eşittir 3 mesela fx eşittir 5. Ne demektir? Mesela az önce fx eşittir x artı 1 dedik ya. x yerine 1 yazdığınız zaman bura değişiyor. 1 olunca 2'ye gidiyor. 2 olunca 3'e gidiyor. Hep değişiyor ama siz buraya fx eşittir 5 yazarsanız x yerine 3 de yazsanız 5'e gider. 10 da yazsanız 5'e gider. 1 trilyon da yazsanız 5'e gider. O yüzden fx eşittir c reel sayısı şeklinde yazılan fonksiyonlara biz sabit fonksiyon diyoruz. Tamam mı? Şimdi geldik birim fonksiyona. Her elemanını kendisiyle eşleyen fonksiyonlara biz Birim fonksiyon adını veriyoruz. Ne demek? Her elemanı kendisiyle eşleyecek. O zaman içi dışı 1 olacak değil mi? fx eşittir x. Yani fx eşittir x de x yerine 3 yazdığınız zaman 3'e gidecek. 5 yazdığınız zaman 5'e gidecek. Kök 3 yazdığınız zaman kök 3'e gidecek. 1 bölü 4 yazdığınız zaman 1 bölü 4'e gidecek. İşte biz bu fonksiyona birim fonksiyon adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi doğrusal fonksiyona geldik. A ve B birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. Bakın doğrusal fonksiyonda X'in önündeki sayı sıfırdan farklı olacak. Birinci dereceden yani kuvveti bir, bilinmeyenin kuvveti sadece bir olan fonksiyonlara biz doğrusal fonksiyonlar adını veriyoruz. Doğrusal fonksiyonlar doğrusal fonksiyonlar çok fazla karşımıza çıkar. Hem TET'de kesin çıkacağını düşünüyorum. Hem de AYT'de bir şeylerin yani kendi başına çıkmasa da AYT'de bir şeylerin içerisinde mutlaka mutlaka kullanılır. Özellikle analitik geometride de çok sık kullanıyoruz. AX artı B şeklinde arkadaşlar. FX eşittir AX artı B. Doğrusal fonksiyonlar isimlerini doğruda şey, koordinat ekseninde düzlemde doğru grafiği belirtmesinden alır. AX artı B şeklindeki fonksiyonlar aşağıda gördüğünüz gibidir arkadaşlar. Tabi illa böyle olmak zorunda değiller. Şöyle de olabilirler. Böyle de olabilirler. Böyle de olabilirler. Böyle de olabilirler. Yeter ki koordinat düzlemi üzerinde doğru e, şey, doğrusal şekilde grafikleri grafiklere sahip olsunlar. Tabi bunlarda eğim vesaire gibi kavramlar var ama bunlara biraz daha net geometrilerde ve e, fonksiyonlarda değiniyoruz. E, doğrusal fonksiyonlar arkadaşlar şunu bileceksiniz tyt için fx ax artı b şeklinde yazılan fonksiyonlardır. Hadi eğiminden de bahsedelim. Arkadaşlar doğrusal fonksiyonların eğimi eğim eşittir x'in katsayısıdır kat sayısı. Ama tabi dikkat edin y eşittir ax artı b şeklinde. Yani y yalnız kalmış e, klasik haliyle fx eşittir fx eşittir y'dir arkadaşlar. y'nin diğer adı fx'tir. fx y eşittir ya da fx eşittir ax artı b şeklindeki yazılan haliyle x'in kat sayısına biz eğim adını veriyoruz. Eğim aynı zamanda şuradaki açının şuradaki alfa açısı diyelim. O zaman şuradaki açı 180 eksi alfa olur. Şuradaki 180 eksi alfanın arkadaşlar karşı dik kenara bölü komşu dik kenarı. Yani buraya m diyelim. Buraya n diyelim. Eğim aynı zamanda m bölü n de bulunabilir. Tanjant alfa ile bulunabiliyor. Tamam mı? Bunlarla ilgili sorular olduğu zaman size bunların üzerinde, üzerinde tekrar yapacağım değineceğim. Şimdi tek ve çift fonksiyonlara geldik. Arkadaşlar bakın mutlak değerce Eşit sınırlara sahip eksi a ile a kapalı aralığında reel sayıları, yani tanım kümesi mutlak değerce eşit aralıklara sahip ve her x eleman tanım kümesi için f eksi x e eşittir f x, e. yani eksi yutan bir fonksiyonla karşı karşıya biz bu fonksiyonlara çift fonksiyon adını veriyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Eksi yutan fonksiyonlara çift fonksiyon adını veriyoruz. F eksi x e eşittir. Eksi f şeklindeki yani eksiyi kusam dışarı çıkartan fonksiyonlara da biz tek fonksiyon adını veriyoruz. Tamam mı? Tek fonksiyonların grafiği arkadaşlar orijine göre simetriktir. Orijine göre simetriktir. Orijini biliyorsunuz başlangıç noktası sıfıra 0, 0 noktası. Çift fonksiyonların grafiği de y eksenine göre simetriktir. Aslında bunların e, ispatlarını da size TET e, 70 günde TET kampında yapmıştım. Hemen buradan hatırlatayım. Bakın y eksenine göre simetrik bir fonksiyon alıyorum. Neden çift fonksiyonların grafiğinin y eksenine göre simetrik olduğunu gösterebilmek adına. Şimdi bu fonksiyon y eksenine göre simetrik değil mi? Y eksenine göre ayna görevi görmüş. Şimdi dikkat ederseniz bunun işte 2'deki değeri eğer 4 ise yani f2 eşittir 4 ise f eksi 2'nin de 4 olması lazım. Çünkü bir fonksiyonun y eksenine göre simetrik olması o fonksiyonun çift fonksiyon olduğu anlamına geliyormuş. Öyle diyor. E, çift fonksiyonun kuralı neydi? Eksi yutması. Şimdi f eksi 2'nin de 4 olabilmesi için buradaki mesafe kadar buraya gelmeniz yani eksi 2'ye gelmeniz ve bunun da 4 çıkması lazım. İşte bu yüzden buradaki şeyler uzunluklar simetrik olduğu için tek çift fonksiyonların grafiği y eksenine göre simetriktir. Şimdi bir de şöyle bir fonksiyon yazalım. Bakın orijine göre simetrik. Burada da arkadaşlar 2 yazdığınız zaman 4 geliyorsa Eksi 2 yazdığınız zaman eksiyi dışarı çıkarttığı için eksi 4 gelmeli. O yüzden şuradaki mesafe ile buradaki mesafe eşit olduğu için aynı zamanda buradaki mesafe ile de buradaki mesafe eşit olduğu için bunlar da hangi noktaya göre simetriktir? Orijine göre işte bu bir tek fonksiyondur. Bu y eşittir x küpün grafiği. Şunu 8 dersem x küpün grafiğini çizmiş olalım. Bu da eksi 8 olsun. Bu da y eşittir x kare. En meşhur tek ve çift fonksiyonlar. Y eşittir x küp en meşhur tek fonksiyon. Y eşittir x kare de en meşhur çift fonksiyon. Tek fonksiyonlarda arkadaşlar çift dereceli terim. Çift fonksiyonlarda da tek dereceli terim yoktur. Yani buradan da anlayabilirsiniz. Bir fonksiyonun tek mi çift mi olduğunu. İşte grafiğini verdiğiniz, verdiği zaman şeyden anlıyorsunuz. Orijine göre mi simetrik? Y eksenine göre mi simetrik? Buradan anlıyorsunuz. Eğer size şeyi verirse. E, fonksiyonu direkt kuralını verirse... ...o zaman da kuvvetlerine bakarsınız bilinmeyenlerin. Bilinmeyenlerin kuvvetlerinde baktığınız tek e, sayı var. O zaman çift fonksiyon değil dersiniz. Bu arada mesela örnek vermek gerekirse... ...x kare artı x küp fonksiyonuna baktığınız zaman... ...bunun kuvvetine baktığınız zaman... ...hem tek hem de çift sayılar varsa... ...bu fonksiyon ne tektir... Ne de çifttir. Bir fonksiyonun arkadaşlar illa tek veya çift olması gibi bir şey söz konusu değil. Bir fonksiyon ne tek fonksiyon ne de çift fonksiyon olabilir. Yani illa bir e, türünün olmasına da gerek yok aşağıda çizdiğim yazdığım fonksiyona göre. Tamam mı? <laughs> Parçalı fonksiyon. Tanım kümesinin alt aralıklarında ayrı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara biz parçalı fonksiyon adını veriyoruz. Parçalı fonksiyonlar grafikler bazında da AYT full tekrar kampında işlenecek arkadaşlar. Ama en basitinden şöyle bir tane örnek verelim. Mesela e, x eksi 3 eksi x artı 5 diyelim. x büyüktür 5 iken x küçük eşittir 5 iken. Yani ne demek bu? x 5'ten büyükken x eksi 3 grafiğine yani fonksiyonunu ele alıyoruz. x 5'e eşitken ya da küçükken de eksi x artı 5'e. Yani e, farklı aralıklarda farklı davranan yani sayı doğrusundaki hani x'ler sayı doğrusu ya Sayı doğrusundaki farklı elemanlara göre farklı şekiller alan farklı parçalanma metotlarına göre geliştirilen fonksiyonlara biz parçalı fonksiyon adını veriyoruz Fonksiyonlarda 4 işlem arkadaşlar f artı eksi g biz bunu fx artı ya da eksi gx diye yazarız Fonksiyonların kendi arasında toplama özelliği vardır f çarpı gx'i biz fx çarpı gx diye yazarız f bölü gx'i fx bölü gx diye yazarız. C çarpı fx'i. Yani bir sabiti f ile çarptığımız zaman bunu da C çarpı fx diye C'yi dışarı çıkararak yazabiliyoruz arkadaşlar. Fonksiyonların kendi arasında dört işlemi de mevcut. Tanım kümeleri reel sayılar olmayan fonksiyonlarda dört işlem yapılmadan önce tanım kümelerinin kesişimleri bulunur. Arkadaşlar iki fonksiyonun kendi arasında mesela şöyle diyelim. F fonksiyonu A'dan B'ye. G fonksiyonu da C'den D'ye tanımlı olsun. Buradaki dört işlem yani fonksiyonların kendi arasında toplamı, fonksiyonların kendi arasında farkı, fonksiyonların kendi arasında çarpımı, fonksiyonların kendi arasında bölümü. Bunların hepsinde ama hepsinde. Eğer bu işlemleri yapmak istiyorsak bu yeni fonksiyonları mutlaka f'in ve g'nin tanım kümelerinin kesişiminde tanımlamanız lazım. Değer kümesi önemli değil. Değer kümesi ne çıkıyorsa ama bunları tanımlayabilmemiz için kesişimler lazım. Bunun da mantığı şu arkadaşlar. Mesela f fonksiyonunu e, a'dan b'ye dedik ya. A kümesi 2 3 4 olsun. Değer kümesi önemli değil. A kümesi bu. C kümesi de 5, 6, 7 olsun tamam mı? Siz F artı G e, 2, 2 arıyorsunuz. Şimdi F artı G 2 demek F2 artı G 2 demek. Şimdi F2 var. 2 bir yere gidiyor. Ama G 2 yok. G 2 dediğimiz Şimdi g'nin tanım kümesi c'den d'nin tanım kümesi c ya. E şimdi g2'yi bulabilmek için gx fonksiyonunun tanım kümesinde bir 2 bulup onu değer kümesinde bir şeye götürmeniz lazım. Ama g'nin tanım kümesi olan c'de 2 elemanı yok. O yüzden ortak elemanlara çalışmazsanız fonksiyonların kendi arasında 4 işlemini uygulatamazsınız arkadaşlar. Tamam mı? Bu da e, kulağınıza küpe olsun. Geldim ters fonksiyona. f a'dan b'ye birebir bir örten bir fonksiyon olsun. Eğer bu fonksiyonun tanım kümesiyle değer kümesinin yerini değiştiriyorsak arkadaşlar yani F A'dan B'ye de F'in tersi B'den A'ya yani tanım kümesiyle değer kümesinin yerlerini değiştiriyorsak o zaman fonksiyonun tersini almış oluruz. Bu F'in tersi. Üzerine eksi 1 yazarak yazılır. B'den A'ya fonksiyonla F fonksiyonunun tersi adı verilir. Bakın F A'dan B'ye tanımlanmış B Y'ye gitmiş A'yı e, şimdi diğer ikisini biz tanımlayacağız. Şunu yapamazsınız. Bunu buraya götüremezsiniz niye birebirlik bozulur ee, bunu da buraya götürüp örtenliği de bozamazsınız bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir ve örten olması gerekir burada zaten bakın birebir ve örten olmayan fonksiyonların tersi yoktur neden yoktur anlatacağım size şimdi bakın e, bir kere tanım kümesiyle değer kümesinin yerini değiştirelim yani f'in tersi dediği için e, b'ten a'yı yapalım bunu. şimdi bakın arkadaşlar e, burada b kümesini yazalım y x y z a kümesini yazalım a b c Şimdi burada dikkat ederseniz eğer biz bunu birebir olmayan bir fonksiyon şeklinde alırsak şu şekilde o zaman y b'ye gittiği için şöyle olacak. a y'ye gittiği için y a'ya gidecek. C'de z ye gidecek c de z'ye gidecek. z de c'ye gidecek. Bak ne oldu? b'den a'ya fonksiyon olmadı. Çünkü y aynı zamanda hem a'ya hem de b'ye gitti. İşte bu yüzden bu fonksiyonu ilk fonksiyonu yani f a'dan b'ye fonksiyonu mutlaka birebir ve bir örten olarak tanımlamazsınız arkadaşlar. A, Z'ye, C, X'e ya da tam tersine gitmeli. O zaman arkadaşlar şu şekilde bir tanımlama yaparak bunun bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Ve şunu da söyleyebiliyoruz farkındaysanız. Şurada evet. F fonksiyonu e, A'yı X'e götürüyorsa F'in tersi de X'i A'ya götürür arkadaşlar. Mesela F fonksiyonu B'yi Y'ye götürüyorsa F'in tersindeki y Y'de b'ye götürür. Yani bunu şöyle genelleyebiliriz. Ters fonksiyonun ters eleman özelliğidir bu. Eğer f a eşittir b ise bunun tersi de söz konusudur. f'in tersi b de a'ya eşittir. Bu çok önemli ve fonksiyonlarda çok sık kullandığımız özelliklerden bir tanesidir. Tamam mı canlarım? Birebir ol, olmayan fonksiyonların e, birebir örten olmayan fonksiyonların tersi yoktur dedik. Bir fonksiyonun tersi bulunurken 3 tane adım izlenir sırasıyla. 1. E fonksiyonda fx yerine y yazacaksınız. Birinci şart. İkinci şart x'i yalnız bırakacaksınız. x'i yalnız bırak. Üçüncü şartta yalnız bıraktıktan sonra x yerine f'in tersi x. Y yerine de x yazacaksınız ve bitireceksiniz. Bir örnek vereyim hemen. Mesela fx eşittir 3x eksi 2 fonksiyonunun tersini bulacağız. Bir fx yerine y yazıyorum. y eşittir 3x eksi 2. 2. x'i yalnız bırakıyorum. Eksi 2'yi karşı tarafa attım. 3x eşittir y artı 2 oldu. Her iki tarafı da 3'e böldüm. X eşittir. Y artı 2 bölü 3 oldu. Üçüncü madde neydi? X yerine F'in tersinde X yaz. O zaman X yerine F'in tersinde X yazıyorum. Eşittir. Y yerine de X yazıyorum. O zaman X artı 2 bölü 3 oluyor. İşte fonksiyonumuzun tersini bulmuş oluyoruz. Bu adımlar önemli arkadaşlar. Bu adımlar size ters fonksiyon bulmada yardımcı olacaktır. Şimdi bir de pratik ters fonksiyon bulma yöntemlerimiz var. Doğrusal fonksiyonlarda pratik ters bulma yöntemimiz var. Bir de iki tane doğrusal fonksiyonun bölümü şeklinde yazılan fonksiyonların tersini kısa yoldan bulma yöntemimiz var. Eğer fx eşittir ax artı b ise f'in tersi x eksi b bölü a'dır arkadaşlar. Yani aradaki artıyı eksi x'in önündeki kat da bölüm olarak geçiriyorsunuz. Örneğin fx eşittir 3x artı 5 ise hemen f'in tersini kısa yoldan şöyle bulabiliyorsunuz. Aradaki artıyı eksi yapıyorsunuz. x'in önündeki çarpı 3'ü de bölü 3 şeklinde yazabiliyorsunuz başka bir örnek. Mesela 2x-1'i eksi e, bu eğer gx ise mesela gx eşittir buysa o zaman g'nin <laughs> tersini şöyle yazabiliyorsunuz. g'nin tersinde x eşittir. Aradaki eksiği artı yapıyorsunuz. x artı 1. Önündeki çarpıyı da böyle yapıyorsunuz. x artı 1 bölü 2 şeklinde yazabiliyorsunuz. Eğer doğrusal iki fonksiyonun bölümü şeklinde bir fonksiyon varsa o zaman da yukarıdaki x'in katsayısıyla yani a ile aşağıdaki sabitin yani d'nin yerini ve işaretini değiştiriyorsunuz ama b ile C'ye dokunmuyorsunuz d yukarı eksi d olarak gidiyor eksi dx artı b bölü c'ye de dokunmuyorsunuz cx a da aşağıya eksi a olarak gidiyor yani tersini böyle bulabiliyorsunuz hemen örnek verelim buna da bir tane 2x artı 1 bölü 3x eksi 5 f'in tersini bulacağız şimdi eksi 5 yukarı artı 5 olarak gidecek 5x artı 1 aşağıdaki 3x'e de dokunmuyorum 2 de aşağıya eksi 2 olarak gidecek işte 5x artı 1 bölü 3x eksi 2 fx fonksiyonunun tersi olmuş oluyor. Tamam mı? Ee, az önceki kuralı burada da yazalım. f eşittir b ise f'in tersi b eşittir a'dır. Çok fazla işimize yarar. Çok fazla kullanırız. Birebir bir örten bir fonksiyonun arkadaşlar y eşittir x doğrusuna göre simetriği o fonksiyonun ters fonksiyonudur. y eşittir x doğrusunu hemen göstereyim size. Birinci açıortay doğrusudur arkadaşlar. Şu doğru y eşittir x doğrusu. Bütün x'leri aynı y'lere götürür. 1'i 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 3'e götürür. Aynı zamanda birim fonksiyondur bu. Bu fonksiyonla arkadaşlar bu fonksiyona göre simetrik iki fonksiyon. Mesela diyelim ki şu ve şu. Bak y x'e göre gördüğünüz gibi simetrik. O zaman bu eğer f ise bu onun tersi. Ya da tam tersi. Aşağıdaki f ise yukarıdaki onun tersi. Y x doğrusuna göre simetrik fonksiyonlar ters fonksiyonlardır. Bunu da unutmayın. Şimdi geldik bileşke fonksiyona f A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon, g de B'den C'ye tanımlı bir fonksiyon olsun. A kümesinin elemanlarını g fonksiyonunu kullanarak C kümesine götüren fonksiyona f ve g fonksiyonlarının bileşkesi denir ve arkadaşlar nasıl gösterilir biliyor musunuz? g bileşke f, gof ile gösterilir. Şimdi buradaki mantık şu. Ben <laughs> A, B, C kümeleri alıyorum. Ve A'daki elemanı direkt C'deki elemana götürmek istiyorum. Ama bunu yaparken böyle direkt bir götürme yapmıyorum. Aradaki B fonksiyonun daha doğrusu F fonksiyonunu kullanıyorum. Şu F, şu G. Ee, yani önce A'yı F'e sonra da G'ye götürmek yerine direkt götürecek bir fonksiyon tanımlıyorum. Bu fonksiyona da G bileşke F fonksiyonu diyorum. G bileşke F A demek arkadaşlar. G'nin içinde F A demek. Çünkü zaten A'yı F'te bir şey götürdüğünüz zaman F'a almış olur f a'yı da g'de bir şey götürdüğünüz zaman g içinde f almış olur. Bu zaten bileşke işlemi olduğuna göre yani gof a olduğuna göre çünkü biz a'dan c'ye tanımlanan fonksiyona direkt gof fonksiyonu olarak tanımladık. O zaman a'daki elemanı c'ye götürmek için de gof a yazmamız lazım. Demek ki gof a neye eşitmiş? g'nin içerisinde f a'ya eşitmiş. Mesela şunun gibi size f x artı 2 veriyor. g de 3 x veriyor. Sonra size diyor ki gof 5'i bul bana golf 5'i bul. Ne demek bu? G'nin içinde F5'i bul diyor. Sen önce F5'i buluyorsun. Yani önce 5 F'den nereye gidiyor onu buluyorsun. 5 artı 2'den 7'ye gidiyor. Yani burayı 7. Şimdi de G'de 7'yi buluyorsun. G'de 7 nereye gidiyor? 7 çarpı 3'ten 21'e gidiyor. O zaman cevabımız 21'dir diyorsun. Tamam mı? Şimdi bir özellik. G bileşke F A'dan C'ye. G bileşke F G içinde F Aslında az önce söylediğim şey. G bileşke F demek, G'nin içine F yazmak demek. Tamam mı? Bu çok önemli bir bileşke fonksiyon özelliğidir. Kuralıdır yani. F bileşke fonksiyonun genel tanımıdır. Arkadaşlar G bileşke F ile F bileşke G farklıdır. Bunu örnekle görebilirsiniz. Mesela Fx'i x artı 3 alın. Gx'i de 2x alın. Şimdi F bileşke g yazın. F bileşke Gx. Bu F içinde Gx demektir arkadaşlar. Gx nedir? 2x'tir yaz yerine f içerisinde 2x. F'de x yerine 2x yazarsanız arkadaşlar x artı 3 değil 2x artı 3 olur. Şimdi bana g bileşke f'i yaz desem bu sefer de g'nin içinde fx yazacaksın. fx dediğin x artı 3 olduğu için g'de x gördüğün yere x artı 3 yazacaksın. O zaman gx eşittir 2x olduğu için 2 katını alacağız ya buradan da 2 çarpı x artı 3'ten 2x artı 6. Gördüğünüz gibi bir tanesi 2x artı 6 geldi. Bir tanesi 2x artı 3 geldi. Yani f bileşke g, g bileşke f'e eşit değildir. Eşit olduğu durumlar var mıdır? Vardır ama her zaman eşit değildir arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir özellik bir fonksiyonun kendisiyle bileşkesi birim fonksiyonu verir. Yani f'in tersiyle f'in bileşkesi direkt x'i verir. F ile f'in tersi de direkt x'i verir arkadaşlar. Tamam. Tersle kendisi bileşkede de birbirini götürecektir. Bir fonksiyonun bileşkesinin komple tersini alırken önce fonksiyonların yerini değiştirip sonra terslerini alırsınız. Yani f bileşke g'nin tersi g'nin tersi bileşke f'in tersi şeklinde. g bileşke f'in tersi de yerlerini değiştir, terslerini al. f'in tersi bileşke g'nin tersi x ile bulunur. Önemli bir kuraldır. Son olarak arkadaşlar f'in tersi bileşke g'nin tersinde şunu hatırlamanız, bilmeniz lazım. Bir fonksiyonun tersinin tersi o fonksiyonun kendisidir. Dolayısıyla bakın hem de değerlerini yerlerini değiştireceğiz hem terslerini alacağız. G'nin tersi bileşke F'in tersinin tersi F'tir. Yerlerini değiştiriyorum. G'nin tersinin tersi G'dir. F'in tersi de F'in tersidir. Tamam? Bunlar kurallar bazında bu şekilde ilerliyor. Şimdi geldik fonksiyon grafiklerine. Sadece tek bir örnekle grafik üzerinden değer okumayı göstereceğim size. Sonra da tekrar mı bitireceğim ama tabii ki bunlarla ilgili bunların hepsiyle işlediğim her yerle alakalı ayrıntılı soru çözümlerini zaten yapacağız arkadaşlar. Şimdi <laughs> f 2 diyor. Bir grafik vermiş bize f fonksiyonunun. E 2'nin gittiği yer diyor. -2'ye bakıyorum. Eksi -2 nereye gitmiş? 5'e. O zaman eksi -2 f 2 5. 0 nereye gitmiş? 3'e. O zaman f 0 3. 3 nereye gitmiş? Hiçbir yere gitmemiş. Aslında gitmiş. Neresi burası aslında? 0 noktası. Burası aslında 3'e 0, değil mi? Yani aslında y'si 0. Hep y'sine bakıyoruz. 0 2. 2'nin y'si ne olmuş? 2 olmuş. O zaman f2 2. 6'nın y'si ne olmuş? Aşağıda bakayım. Eksi 6 olmuş. Eksi 6. 4'ün y'si ne olmuş? Bakayım. Eksi 5 olmuş. O zaman f4 eksi 5. Şimdi terslerde de şöyle yapacağız arkadaşlar. Normalde biz f2 dediğimiz zaman ne yapıyor? Ne yapıyoruz? Gidiyoruz x ekseninde 2'yi buluyoruz değil mi? 2 burası. Tamam diyoruz. Şimdi F'in tersinde 2'yi bulurken de Y'de 2'yi bulacağız. Yani e, ters fonksiyonun görüntüsüne bakarken Y eksenine bakacağız. Mesela F'in tersi 5 diyor ya. 5'i Y'de bulacağız. Hangi X'den gelmiş? Eksi 2'den. O zaman F'in tersi 5. Eksi 2 diyeceğiz. Mesela F'in tersi 3. Y'de 3'ü bulacağız. Nereden? Hangi noktadan 3'e gelmiş? Sıfırdan. O zaman F'in tersi 3 3'de 0 diyeceğiz. Tamam mı? <laughs> Mesela F'in tersi 0 y ekseninde 0 buluyoruz. 0 zaten ortak. Hem x'tedir hem y'dedir. Şimdi 0'ın y'den geldiği yere bakıyoruz. 3'ten gelmiş değil mi? O zaman f0. f'in tersi 0, f'in tersi 2. y'de 2'yi buluyoruz. Hangi x'ten gelmiş? 2'den. O zaman f'in tersi 2,2. 2. 2. f'in tersi eksi 6. Eksi 6'yı y ekseninde buluyoruz. Y ekseninde eksi 6'yı buldum. Nereden gelmiş? 6'dan. O zaman f'in tersi eksi 6, 6. f'in tersi eksi 5. Y ekseninde eksi 5'i bulduk. Nereden gelmiş? 4'ten gelmiş. O zaman f'in tersi eksi 5'te 4'e eşit olmuş olacak canlarım. Tamam mı? Fonksiyonlarla ilgili bilmeniz gereken TYT fonksiyonlarla ilgili bilmeniz sorumlu olduğunuz yer sadece burası arkadaşlar. Buradan sonrası tamamen soru çözümü olacak. Soru çözümünde zaten çok sağlam sorularla size fonksiyonları tekrar etmiş olacağım. İkinci videoyu mutlaka takip etmeyi unutmayın. Zaten 3 ile 4 ile de kampımızı bitiriyoruz. Güzel başladık güzel bitirelim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.